Herkese selamlar benim güzel kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bomba gibiyim. Uzun zamandan sonra stadyum lezzetleriyle yine sizlerleyim. Beşiktaş'a gittik, Fenerbahçe'ye gittik, Galatasaray kaldı. Şimdi Galatasaray'ı çekeceğiz arkadaşlar. Dışarıdan başlayıp içeriye doğru gideceğiz. İçeride de tabii yiyeceğiz. Ama şimdi stadın çevresindeyiz kardeşlerim. Etraf bir köfte kokuyor. Etraf bir et kokuyor, size anlatamam. O zaman haydi başlayalım. Şimdi Köfteci Murat'a geldik. Kavşağın orada, hemen şöyle bir gösterelim kardeşlerim size. Bir tane köfte ekmek söyledim, oturdum geldi yani. Size hızlı o kadar söyleyeyim. İçinde köftemiz var, acımız var. Domates, soğan, marul ve... Akıyor be kardeşim. Güzel tahmin kanka. Yasin'in yeni dedi ki, ben dedi burası güzel dedi. Dedim Galatasaraylı ol. Dedim denedin mi? Neden sence? İsmi var abi en azından dedi. Çok mantıklı geldi, bu arada güzel de geldi. Harbiden etin tadı kardeşlerim. Dayı şey yapmış. Tüklük köftesiyle ev köftesinin ortasını bulmuş abi. Ama balık diyor, tavuk diyor. Bu arada gördüğüm en büyük tezgahlardan biri burada. Söyle abi. Heh. Aynen abi. Aynen. Heh. Kanka sana yemiyor musun? Tok musun sen? Eyvallah. Ama Galatasaraylı kardeşlerim çok bekliyorlardı bu videoyu. Haklısınız. Ancel Hoca'dan yer bulduk kanka. Şaka bir yönetici. Bu zamana kısmet oldu. Onun için buraya kadar geldiysen Galatasaraylı kardeşim, seni de Galatasaraylı olmasan da abone olmanı beklerim. %65 yine geçler. 3 yıldır izleyip de hala abone olmayan var. Lütfen, lütfen. Ayranımızı da söyledik. Şöyle bir ayranı daha açalım. Bandırma ayranı düğür. Yalnız buranın şeyi bayağı var he. Bayağı birçok farklı köfteci falan var. Eminim diğerleri de böyle güzeldir ama... Şu an bizim yediğimizde bir tık salata bol, köftemiz de ağzımıza geliyor ama. Ne kadar abicim? Ne kadar acaba? Köftek ne kadar abi? Aha, 80 lira. Ayran? 90 lira. Ha. Köfte 80, ayranın toplam ikisi de 90 lira kardeşlerim. O zaman gömüyoruz, diğer mekanda görüşürüz. Evet, şimdi de stat pilavcısına geldik. Meşhurmuş arkadaşlar. Şöyle bir tavuk pilavımız var kardeşlerim. Ayranımızı da aldık. Tavreye oturmaya cesaret etmedim. Tavreler fazla küçük. Deloğan'la yardım et bana. Tut, ben açarım. Eyvallah. Bu kadar ayranı içiyorum. Statta uyuyacağım herhalde. Bu arada küçük aldım kardeşlerim. Büyük alamam çünkü içeride de duyduğuma göre çok güzel ıslak hamburgerler falan varmış. Ya, bir şey değil mi? Sadece... Biraz tuz eksik. Nohutun tadı iyi. Şöyle söyleyeyim. Dışarıdaki pilav arabalarının birçoğundan daha lezzetli. Onu net söyleyeyim. Nohuta neye baktım biliyor musunuz? Nohut bazen pilav arabalarında güneş müneş alıyor. Bozuk oluyor. Allah korusun, tavuktan daha beter zehirler yani. Nohut çok riskli o konuda. Hatta bir kere bir videoda Halil'in önünde böyle yerken bayağı bizi bir kötü etkiledi ondan sonra. Orayı koymadık bile yani. Kokuyordu. Ama bu... Okey yani. Lezzet falan, tavuğun tadını da beğendim bu arada. Çiftliklenmesi falan güzel yani. Geliyor kaşığa maşığa. Galatasaray stadına okulda okurken gittim mi hiç? Gitmedim. Mecidiyeköy'deyken benim üniversite çok yakındı. Maç olduğu zaman Göztepe'de oturuyordum, Anadolu yakasında. 2 saatte karşıdayım. O ara ne metrobüs ne bir şey. 128'e biniyorsun kardeşlerim. Mecidiyeköy Bostancı otobüsüne. 2,5 saat. Hele bir de yağmur kar varsa iyice bitti. Onun için aslında stadın biraz daha yani öyle merkezden taşınması iyi oldu. Yani bence tüm statlar uzaklaşmalı ya. Beşiktaş stadı hariç. Çünkü kanka Üsküdar'dan çok kolay gidiyorum ya. Ora taşınması. Ve buraya metro ile geliniyor. Gerçi Fenerbahçe stadı da çok merkezde ha kanka. Valla kardeşler güzel gitti. Şurada bir sucuk ekmekçi de gördüm. Şimdi ona gideceğim. Ben buraya gömmeye devam ediyorum. Aa, fiyatını öğrendik. Küçük pilav ayran ne kadar? 60 lira. Küçük pilav ayran böyle tavuklu 60 lira da fiyatı var. İyi lan. 60 lira okey. Düşünelim, 60 lira çok iyi. Bu lezzetli 60 lira çok iyi. Denemiyorum. İstiyorsan biraz daha tuz koyabilirsin. Pilavın tuzu az. Onun dışında ben lezzeti gerçekten sevdim. O zaman diğer mekanlarda devamlar. Müzik.
Şimdi de meşhur stat köftecisine geldim. Ama burada köfte değil, sucuk kardeşlerim. Şöyle sizlere de göstereyim. İçine soğan falan koydurmadım. Acı biber var burada. Domates var. O kadar. Ama fiyat biraz böyle tuzlu gibi geldi Yasin. Ama sucuğun tadına göre değişir o iş. Güzel lan. Sizden sucuk okey. Bu arada fazla da koymuş ama ha. 150 lira çünkü. Diğer piyasadan bir tık pahalı. Orada köfte ayranı 90 verdik. Burada köfte ayran 100 liraymış. Gerçi 10 lira fark var la. Çok da yokmuş. Ama sucuk ekmeği 150 deyince böyle bir aşı oldum. Ama avantajı ne, şunu söyleyeceğim size. Burada kredi kartı geçiyormuş yani, mesela kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Ola ki geldim buraya. Burada direkt şey yapıyor. Kartla da ödeme alıyor. Sucuğun baharatı, etinin lezzeti harbiymiş yani. Bu büfe sucuğu falan gibi olur dedim ben, tamam mı? Hani böyle hazır tavukla karışık falan. Acılık, baharat ayarı, her şey 10 numara. Şu an bu 3 gittiğim yerde en çok yükseldiğim şey sucuk oldu, onu söyleyebilirim. Ama tabii diğer iç taraflarda falan ne olacak bilmiyorum kardeşlerim. O zaman artık stada doğru geçiyoruz. Statta görüşürüz. Kokuyu geldi lan. Ben bunun için arka şeyi dövdüm ya. Kuzenimi dövdüm çocukken ya. Sucuğumu aldı diye. Öyle sucukla karşılaşıyorum ben. Hadi abi. Kardeşlerim, şimdi geldik, stadın içindeyiz. Roja'da oturduk. Burada da ürünlerimizin hepsi var. Neler aldığımızı söyleyeyim. Et döner aldık. Köfte ekmek aldık. Ondan sonra sosisli aldım. Börek aldım. Islak hamburger var burada. Bak, halka tatlı da var da Magnolia gördüm, muzlu. Ondan aldım kardeşlerim. Bir de su aldım. Yalnız burada suyu pipetle direkt satıyorlar. Hani stada falan atılmasın diye direkt pipetle. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de burayı kapalı hatırlıyorum ben. Yani pipetli değildi, öyle hatırlıyorum. Belki sonradan değişmişse onu bilemiyorum kardeşlerim. O zaman şöyle bir et dönerle alayım. Beşiktaş'la şeyinki aynıydı sanırım bu arada arkadaşlar. Fenerbahçe'nin aynıydı. Burada başka bir şey var, firma var. Beşiktaş'la Fenerbahçe'ninki sanırım aynı diye hatırlıyorum. Şimdi orada yediğim et dönerler muazzamdı. Burada da direkt et dönerden başlayacağım kardeşlerim. Şöyle. Aa, bak. Bu da iyi. Et dönerinin tadını beğendim. Ama diğerlerininki bir tık önde. Bak, diğerlerininki bir tık önde. Ama bu da böyle tam sevdiğimiz parça parça olan şekilde arkadaşlar. Ondan sonra bir de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta biraz daha büyüktü diye hatırlıyorum. Değil mi Yasin? Sanki biraz daha mı genişti oradakiler? Değil mi? Çünkü Yasin Bey'le biz yine çekmiştik sevgili kardeşimle. Ama et parça parça, güzel bir et ama biraz daha büyüktü. Aa, fiyatları unuttum. Bu 224 lira arkadaşlar. Bunun fiyatı 224 lira. Fişe atabilirsin dedik, fişe attırdık ha. Vallahi fişe attırdık ama fiyatlar tek tük aklımda arkadaşlar. Onları söyleyeceğim sizlere. Olmadı buraya da yazarız, gösteririz hatırlamadığımı. Bitirdim Yasin. Kardeşim sen de bakarsın tadına. Şöyle ıspanaklı bir börek gördüm. Mesela bunun fiyatını bilmiyorum. Suyu 10 lira hatırlıyorum. Dürümü direkt yazmışlardı, oradan hatırlıyorum arkadaşlar. Ama sizler çekmişimdir bence, unutmamışımdır. Burada fiyatları sizler görüyorsunuz. Aa, güzel kankam. Mide yakmaz bu. Mide yakmayandan. Bak, bu tehlikeli börek. Canım çekiyor bundan, tamam mı? Bir pastaneye giriyorum, bilmediğim böyle tesadüfen. Aa diyorum, bir ıspanaklı var, güzel diyor. Bir yorum, tüm gün midem yanıyor. Birçoğunda. Sizlerin de başına geliyorsa lütfen yorumlarda bunu belirtin. Hani evet, ben de yaşıyorum. Benim de başıma geldi diye. Ama iyi yapan yer olduğu zaman da tadından yenmiyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın stadı bayağı büyükmüş. Onu söyleyeyim. Tabii şu an birinci oldukları için şey de var. Seyirci de full. Her şey full. Beşiktaş'ımız küstürüldü. Vallahi bizim taraftarın sesi üzüntüden kısıldı. Ey koskoca Beşiktaş. Sanki desibel rekorları kuruyordum ya. Vallahi billahi. Şöyle gelelim neyse kendi gerçeklere. İki domates fazla olmuş aslında bunları. Çıkar. Dört tane de köfte var. Çiğ kanka. Değil mi? Bakın bu. Yok hayır. Güzel pişmemiş. Değil mi kanka, ben evet. Doğru söylüyorum değil mi? Yani az pişmiş falan dedi. Yok, ben hatır için çiğ tavuk veririm ama hatır ve şey için çiğ et yemem kanka. Bunun da fiyatı şu an ekranda kardeşlerim. Yani bunu da hatta kendilerine ileteceğim.
Yani çiğ çünkü şeyi. Burada da neyimiz var? Sosislimiz var. Ketçap mayonez olsun dedim. Ketçap mayonez bu tarafta var. Ama biraz daha sos isterdi be. He Yasin. Deme bir sos isterdi. Domates olmaz buna. Ben sos olsun dedim. Ketçap mayonez ve sos buna yakışır arkadaşlar. Gol mü? Yok değil. Daha demin Galatasaray'ın penaltısını vermediler. Taraftar gergin. Ama bir şey söyleyeceğim. İyi top oynuyor. Şu an işte ilk yarının ortalarındayız. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray gerçekten güzel top oynuyor. Yakından görünce hani biraz daha şey yaptık yani. Helal olsun. Mayonez koyamıyorum. Allah kahretmesin. Heh, şu açılıyor mu? Heh, bu açıldı. Aa. Evet, mayonezi koydum. İyi sosis. Güzel. Sosis kalitesiz değil ama ekmek çok kızartıldığı için biraz sert oluyor. Az pişirilmesi lazım. Bak böyle kağıtla ısıttıkları için şöyle kağıt yapışıyor maalesef. Böyle önceden buna şey yapılması lazım. Ekmeği ısıtıp kağıtsız ekmeği ısıtacaksın. Sonra sosisi koyacaksın. Bir de bu kadar çok bekletmeye de gerek yok. Tost gibi oluyor o zaman. Öyle daha çok seviyorum yani. İçine de turşu mesela rica etmiştim. Unutmuş olabilir abinin. Belki dikkatinden kaçtı oradaki arkadaşın. Çıkmıyor da be. Yapışmış bayağı. Şöyle sökeyim. Hah. Ya bak normalde şu köfteyi biraz daha pişirse köftenin tadı da kötü değil. Eti iyi. Bu da 100-150 lira mıydı? Öyle bir şeydi ya. Hatırlamıyorum. 150 lira fiyatı vardı. Şu ıslağımıza gelelim. Islaktaki tek sıkıntı az ıslak. Biraz daha fazla ıslatılabilir. İçinde turşusu falan şöyle domatesi de var. Biraz daha bu ıslak olabilir sadece. Eti şöyle soslu yerden ısırayım. Bak bu pişmiş güzel et. Tek eksiği dediğim gibi daha da sulu sulu olsa acayip akar bu. Bak güzel bir sulu sulu bir et olsa bu 10 numara akar yani. Bu ekmek biraz daha böyle sosu fazla olacak, şey olacak. Sarımsak biraz daha fazla olacak. Bu biraz daha böyle hamburger hani normal hamburger eti gibi. Etin kalitesi iyi ama azıcık daha sarımsak. Azıcık daha böyle sulu değil mi Yasin böyle yiyeceğim böyle bir hani evde milleti öpmeye utanacaksın yani anladın mı? Çoğu çocuğu hani böyle babacığım, karıcığım, canım, cicim nasılsın demeye utanacaksın. Öyle bir sarımsak kokusu lazım. Ama et fena değil. Et fena değil. Tatlıya geçeceğim. Dur. Şunları köfteye götüreceğiz. Şunları şöyle bir kenara alayım. Kaşığımı alayım. Tatlıyı çok merak ettim. Çay 35 liraydı gördüğüm. Çayın fiyatı 35 TL. Su 10 dedik. Şöyle magnolyamız var. Evet. Muzlu aldım bunu. Bak bu güzel. Ama bir şey itiraf edeyim mi? Ümraniye Sanayi Lezzetleri'ni izlediyseniz orada böyle merdiven altı yani gerçekten merdivenin altındaydı yani merdiven altı dediğim kötülük anlamında değil. Gerçekten böyle sanayide böyle merdivenin hemen altında bir yerde tost demiştim sanırım. Sanayi tostu. Oradaki aşçı bir abinin yeriydi orası. Oğluyla beraber açmış. Oğluna yardım için de emekli oluyor. Orayı açıyor. Orada 20 liraya mı 40 liraya mı yani böyle 20-30 liraya böyle bir magnolia falan değişik tatlılar yapıyordu. Ve odayının magnolyası hala bende zirvedir onu öyle söyleyeyim. Bak dedi ki buradaki çıraklar falan filan çalışan işte genç şeyler hani her çeşit tatlı yesin diğer gün değişik yapıyorum dedi. Magnolia vardı gittiğimde ve magnolia'ya bayılmıştım. Bayılmıştım ben. Fazlası var ondan. Onların eksiği yok. Bu da gerçekten güzel magnolia. Yani şu an yediklerimin arasında herhalde en çok sevdiğim şey bu olabilir. Bayağı iyiydi be. Vallahi kardeşlerim bugün stadyum lezzetlerinde çok beklenen Galatasaray stadındaydım. Galatasaray stadyumu bu Rams büyüklük açısından bayıldım bu arada. Çok güzel. Ama koltuklar mesela VIP koltuk şeyinkinden iyi bu arada. Fenerbahçe'ninkinden iyi ama Beşiktaş kadar da iyi değil. Beşiktaş'ın VIP koltukları arkadaşlar böyle biraz daha büyük. Böyle ekran mekran falan vardı oranın koltuklarda. Burada normal hani şey gibi bir de Beşiktaş'ın bu yıl VIP'si 24 bin Galatasaray'ın 70 binmiş. Ben şu an bir locadayım da. Orası 70 binmiş. Ben bayağı bir şaşırdım. Ama şunu söyleyeyim. Ambiyans çok güzel. Taraftarı Galatasaray'ın heyecanlı. Muhtemelen bu yıl şampiyon olacaksınız. Şimdiden tebrik ederim. Icardi'yi de biz de gördük yakından. Hatta Instagram'da benim statla böyle fotoğrafımı paylaştım. Şeyi, aşkın olayımı paylaştım. Beşiktaşlı olduğumu bilen ve Beşiktaşlı olan birkaç takipçim. Video okey de hani şeyi koymasa mıydın bir Beşiktaşlı olarak? Icardi'nin şarkısını koymasa mıydın demiş. Olsun ya biraz çok tanıyorsunuz. Bulamadım. Burada satan atkı matkı bir şeyi bulamadım dışarıda.
Yoksa burada da bunu takacaktım. Fenerbahçe'de böyle bir flar gibi bir şey takmıştım. Galatasaray'da takacaktım ama unuttum. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda da görüşürüz. Bay bay.